Bizim için proje dediğimiz meslek hayatımızda yeni bir mükellefimiz ile tanıştığımızda ve çalışmaya başlamamız demek oluyor. Mükellefimizle çalışmaya başladığımızda karşılıklı güven ilişkilerine çok dikkat ediyoruz. Mükellefimizi doğru yönlendirmek bizim için olmazsa olmazlarımızdandır ve işimizi de biz genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinin standartların dışına çıkmadan karşımızdaki mükellefimizi doğru yönlendirerek yapmayı amaçlıyoruz. Buna çok dikkat ediyoruz. Ben çalışma hayatımda düzene dikkat ederim ve grup çalışmalarına önem veriyoruz. Çalıştığımız ortamda zaten birkaç tane arkadaşımızla birlikte çalışıyoruz. Fikirlere önem veririz, vermeye çalışıyorum. Daha sonra düzenli olup çalışmayı çok seviyorum açıkçası. Çünkü benim mali müşavirlik ikinci mesleğim. İkinci üniversiteyi bitirerek başladım. Hani biraz zorlandığım zamanlar oldu ama yılmadım, çalıştım. Bu mesleğe başladım. Benim için çalışmak çok önemli. Yardımsever olduğumu düşünüyorum. Herkes, bazen de böyle aşırı kaygılı olduğum yönler var. Ama elimden geldiğince yapıcı, elimden geldiğince herkese yetmeye çalışan, çalışma ortamında da karşılıklı anlayış ortamında çalışmaya özen gösteren birisi olmaya çalışıyorum. Ben mali müşavirlik yapıyorum. Türkçe'de müşavir anlamı belirli bir konuda gerekli bilgilere sahip, görüşüne ihtiyaç duyulan kişilere söyleniyor. Bu anlamda baktığımız zaman mali müşavirde işletmelerin, şirketlerin finansal işlemlerinin yürütülmesini sağlayan ve görüşüne ihtiyaç duyulan kişilere söyleniyor. Mali müşavirlik Türkiye'de saygın meslekler arasında yer almaktadır ve zorlu bir eğitim sürecinden geçiyoruz bizler. Bunun için lisans programı olarak işte iktisat, işletme, kamu yönetimi gibi lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra serbest muhasebeci mali müşavirlik staja başlatma sınavlarına giriyoruz. Ve bu sınavı kazandıktan sonra 3 yıl staj yapma zorunluluğumuz var stajyer mali müşavir olarak. Daha sonra da mesleki yeterlilik sınavlarına girerek bunları da geçtikten sonra serbest muhasebeci mali müşavir unvanı almaya, belgesini almaya hak kazanıyoruz. Şimdi ben mali müşavirlik mesleğine sonradan başladım. Benim ilk üniversitem Celal Bayar Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Bölümü mezunuyum. Ve Pamukkale Üniversitesi Hastanelerinde 5 yıl bilfiil tıbbi laborantlık yaptım. Laborant olarak çalıştım. Daha sonra ikinci tekrar üniversite sınavına girdim. İşletme fakültesine başladım. Ve bu arada hem üniversitede çalışıyordum ve hem bir anneydim ve iş hayatı, dersler biraz yoğunlaştı ve benim bir seçim yapmam gerekiyordu. Sonra eşim bana çok destek oldu bu konuda. İşte yapabilirsin, başarabilirsin gibi. Kafamda soru işaretleri vardı ama neden olmasın dedim. Ve serbest muhasebeci, üniversite hayatım bittikten sonra staja başlatma sınavına ilk girdiğim sınavda kazandım. Ve o zaman dedim ki, evet Demet sen bu işi başarabileceksin, durma, yoluna devam et, bu iş olacak. Ve o an kendimle gurur duydum. Ben işimde daha çok eşimden örnek alıyorum. Çünkü eşim de mali müşavir ve ofiste beraber çalışıyoruz. Bana her zaman destek oldu, motive etti, motivasyon verdi, yapabilirsin, başarabilirsin gibi hep arkamda oldu. Zaten şu anda çalışma ortamımızda da bütün çalışma arkadaşlarımla birlikte ya eşimin, üstadımızın bizi yönlendirdiği çizgide ilerlemeye çalışıyoruz. En basitinden bir mükellefle konuşmasında, hitabımızda bile o bizi nasıl yönlendiriyorsa o şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yani benim ve çalışma arkadaşlarımın rol modeli eşim, üstadımdır diyebilirim. Biz ofiste daha çok hani personelimize örnek olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü bizler çalışmayı sevdiğimiz için onlar da çok çalışmayı seviyorlar. Ve hani bizim çizgimizden ilerlediklerinin farkındayız. Herkese mümkün mertebe yani personelimize işte eğitim alanında, iş alanında bütün olanakları sağlıyoruz ve onlar da bunlardan çok memnun olduklarını dile getiriyorlar. O yüzden onlara yol gösterdiğimizi, örnek olduğumuzu düşünüyorum.
Bence başarı her ne olursa olsun hiçbir zaman pes etmemek ve her en zor şartlarda bile gülümsemektir benim için. Hatta sadece hedef etmek değildir, hayal etmektir, arzu etmektir. Hedeflediğimiz olaya, hedeflediğimiz noktaya ulaşmak için attığımız her adımdır, verdiğimiz her mücadeledir. Bence başarı bunlardan ibarettir diyebilirim. Ailesiyle 5 yıl önce tanıştım ve burada olmaktan çok mutluyum. İş hayatıma, sosyal hayatıma katkı sağlayacak, tecrübelerinden faydalanabileceğim birçok arkadaşımın bu dernekte olduğunu görünce hiç düşünmeden ben de burada olmak istedim ve bununla da ilgili gurur duyuyorum. Dikap ailesi, Denizli'deki biz iş kadınlarının bir çatı altında toplayarak bizlerin iş hayatında daha etkin var olduğumuzu olanak sağladı. Bizlerin var olduğunu göstermeyi sağlıyor. Ve ben biliyorum ki bu derneğimizdeki bütün üyelerimizin, bütün arkadaşlarımızın çok değerli, çok güzel hikayeleri var. Hepsi de takdire şayandır. Çünkü çalışkan Türk kadını her zaman her yerde vardır. Bunların örneklerini tarihte çok gördük. Mesela direnişte bir Nene Hatun gibi, ilk kadın pilotun Sabiha Gökçen olduğu gibi, ilk kadın doktorun Safiye Ali olduğu gibi. Yani Türk kadını, çalışkan Türk kadını her zaman her yerde var. Dikap da bizleri böylelikle bir araya getirdi ve bizlerin iş hayatında etkin olduğumuzu göstermemizi sağlıyor. Çok teşekkür ediyorum. Daha önceki çalışma ortamımda yaşadığım bazı sıkıntılar, benim daha da güçlenmeme, yani demek sen farklı şeylerde de kendini gösterebilirsin dememe sebep oldu. Ve böylelikle ikinci üniversiteyi kazanıp eşimin de desteğiyle yapabiliriz. Daha çok kesime hitap etme, daha çok kesimle birlikte olabilme düşüncesiyle, isteğiyle ikinci üniversitemi de bitirdikten sonra bu mesleğe başladım. Ve iyi ki de böyle olmuş diyorum. Bazı sıkıntılar yaşadım ama şu an gayet mutluyum. Bu mekanda biz 16 yıldır buradayız. Burası bizim çok çalıştığımız bir mekan. Çok kişiye hizmet ettiğimiz, çok kişiye istihdam sağladığımız bir mekan. Burada 3 mali müşavir, 5 muhasebe personeli olmak üzere toplamda 8 personel olarak çalışmaktayız. İlk mekanımız, ilk göz ağrımız, manevi değeri bizim için çok büyük. Ve bu anlamda, bu bağlamda burada da güzel, başarılı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Bizim için maneviyatı çok büyük.